günlerden 29 Nisan Cuma. Saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu Center for World University Rankings tarafından hazırlanan Dünyanın En İyi 2000 Üniversitesi sıralamasının sonuçları açıklandı. Ege Üniversitesi Dünyanın En İyi 2000 Üniversitesi 2022-2023 sıralamasında Türk üniversiteleri arasında 7. Dünya üniversiteleri içinde 892. sırada yer aldı. Ege, değerlendirmeye alınan 19.788 üniversite arasında en iyi, ilk yüzde 4.6'lık dilimde yer alarak bir başarıya daha imzasını attı. Büyük bir özveriyle çalışan tüm akademik ve idari çalışanlara teşekkür eden Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, nitelikli akademik kadrosu, gelişmiş fiziki ve teknolojik altyapı imkanlarıyla hem ulusal hem de uluslararası alanda öne çıkan üniversitemiz, bir araştırma üniversitesi olarak uluslararasılaşma vizyonuna uygun bir şekilde çalışmalarına devam edecek dedi. TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı BİG altında 2021 yılının son çeyreğinde açılan tematik yeşil büyüme çağrısı sonuçları yayımlandı. TÜBİTAK tarafından iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Türkiye ekonomisine ivme katabilme potansiyeli olan ve sanayinin yeşil dönüşümüne katkı sağlayabilecek projelere destek verildi. İlgili dönemde BİG Ege mentörlüğü ile TÜBİTAK'a iletilen 9 projenin 7'si desteklenmeye hak kazandı. Desteklenen projelerin %18'i, yani 45 projenin 7'si, BİG Ege programında ön kuluçka desteği alan girişimcilere ait oldu. Ege Teknopark Genel Müdürü Profesör Doktor İlker'i, mentörlük ekibini ve projesi geçen ekipleri tebrik eden Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Ege Teknopark'ın Türkiye için bilimsel bilgiyi ekonomik değerlere dönüştürmeye devam edeceğini söyledi. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Araştırma Ekibi tarafından hazırlanan proje, TÜBİTAK Üniversite Sanayi İşbirliği Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Eczacılık Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kevser Özgen Özel'in yürütücüsü olduğu projeyle ülkemiz endemik bitkilerinden cilt bakım ve bebek bakım ürünlerinin geliştirilmesi amaçlandı. Müşteri kuruluş olarak Eczacıbaşı tüketim ürünlerinin yer aldığı projenin ekibini makamında ağırlayan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, bu projeyle ülkemize yeni ve yerli bir ticari ürün kazandırılarak ihracatı sağlanacak. Ekonomimize katkı sağlayacak çalışma dolayısıyla ekibimizi tebrik ediyorum dedi. Ege'li öğrenciler, Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve Türk Kızılayı İşbirliği'nde organize edilen iftar yemeğinde bir araya geldi. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bahçesinde gerçekleştirilen iftar programı kapsamında Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından musiki dinletisi icra edildi. Programda öğrenciler Ramazan ayının vazgeçilmez etkinliklerinden olan maniler okudu, Hacivat Karagöz Gölge Oyunu ve Meddah Gösterisi sergiledi. İftar yemeğine teşrif eden konuklara ve öğrencilere teşekkür eden Profesör Doktor Mehmet Ersan, Ramazan ayının ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum dedi. Ege Üniversitesi'nde grafik tasarım atölyesi dersini alan öğrencilerin oluşturduğu kitap kapak tasarımı sergisi sanatseverlerle buluştu. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü sergi salonunda açılışı gerçekleştirilen kitap kapak tasarımı sergisi, öğrenciler, akademisyenler ve idari çalışanlar tarafından yoğun ilgi gördü. Sergilenen eserlerin önemini ifade eden Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Alper Başbay, hem sanatın hem de eğitimin birleşmesiyle oluşan sanat eserlerini görünce çok mutlu oluyoruz dedi. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Merih Tekin Bender, okuyucuları kitap satın alma duygusuna yönlendiren en önemli unsurlardan birinin kapak tasarımı olduğunu vurguladı. Sergi hakkında bilgi veren Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ekim Bostaş ise, "Biz burada ikişer tane olmak üzere bir kitabı ve bir filmi konu aldık. Her öğrenci arkadaşımız o konuya özgün bir kapak tasarımı yaptı. Burada önemli olan derse alan öğrencilerin kitaplar üzerinden kendi mesajını iletmesi" diye konuştu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ege Üniversitesi Anaokulu tarafından kutlama töreni yapıldı. Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi'nde düzenlenen etkinlikte Ege Üniversitesi Anaokulu öğrencisi Minikler düzenledikleri gösterilerle katılımcılara keyif dolu anlar yaşattılar.
Etkinlik, şiirler ve dans gösterileriyle renkli anlara sahne oldu. Çeşitli dünya ülkelerinin yöresel özellikleriyle temsil edildiği gösteride minikler, şarkılar ve şiirlerle bu bayramı kendilerine armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü andılar. Çocukların uzun zamandır heyecanla bugüne hazırlandıklarına dikkat çeken Anaokulu Müdürü Burcu Karakaş, "Nice coşku dolu bayramlarımızı sağlık ve mutlulukla hep bir arada yaşamayı diliyorum," diye konuştu. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.